Milli Uyanış'a hoş geldiniz. Kalbi bu vatan için atan tüm Türkiye sevdalılarına öncelikle selamün aleyküm. Türkiye'yi büyük bir savaşın içine çekmek isteyen Batı dünyasının oynadığı oyunları bozmaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti, oldukça kritik ve tarihi bir toplantının sonucunu net bir şekilde öğrendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda Yunanistan'a hiç olmadığı kadar sert bir yanıt geldi. Uzun bir toplantının ardından açıklama yayınlayan Milli Güvenlik Kurulu, gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklı selime davet edilmiştir. Yunanistan'ın beyhude çabalarına karşı milletimizin menfaatlerinin muhafazası için her türlü meşru yöntem ve aracı kullanmaktan imtina etmeyeceğiz ifadeleri kullanılarak Türkiye'nin her türlü yolu kullanmayı aklında tuttuğunu ve seçenek olarak masada beklettiğini net bir şekilde tüm dünyaya ilan etti. Meşru tüm yöntemleri kullanacağız ifadesinde oldukça önemli bir detay bulunuyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuka uygun bir şekilde tavır sergiliyor ve uluslararası hukuku ihlal eden taraf Yunanistan. Lozan Barış Anlaşması ve diğer pek çok uluslararası anlaşmaya aykırı bir şekilde silahsız kalması gereken adaları silahlandıran Yunanistan'a karşı Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullanma ihtimali her saniye artıyor. Milli Güvenlik Kurulu'ndan da bu yönde gelen açıklama, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her an harekete geçebileceği mesajı olarak da okunabilir. Türkiye böylesine bir operasyonu yapacaksa zaten size savaş ilan ediyoruz diye çıkıp bunu televizyonda açıklamayacaktır. Bizler sabah uyandığımızda Ege Adaları'nın hepsinin ele geçirildiği haberini alarak bu operasyonu duymuş oluruz. Yani bağıra çağıra bu işler olmuyor. Belki de Milli Güvenlik Kurulu'nda operasyon emri verilmiş dahi olabilir. Belki de Yunanistan'ın tavırlarının biraz daha izlenmesi ve arkasındaki niyetin tam olarak ortaya çıkartılması için bekle ve gör politikasının devam etmesi konusunda da karar alınmış olabilir. Dediğimiz gibi bunun net sonuçlarını birkaç gün içerisinde, en geç bir hafta içerisinde göreceğiz. Türkiye şu an Yunanistan'la ciddi bir savaş tehlikesi altında. Yunanistan Türkiye'yi tahrik ediyor ve özellikle Türkiye'nin saldıran taraf olması için elinden geleni ardına koymuyor. Öyle sinsi, öyle bir plan yapmışlar ki gerçekten bunun arkasındaki akıl Yunanistan'a ait olamaz. Türkiye ve Yunanistan iki NATO müttefiki. Eğer ilk saldıran taraf biz olursak, emin olun ki bunu kullanarak öncelikle bizi NATO'dan atarlar. Ardından NATO üyesine saldırdığımız gerekçesiyle tüm NATO ittifakı Türkiye'nin tepesine çullanmaya kalkar. Evelallah 7 düvel bir araya gelse de hepsini def edecek gücümüz ve kudretimiz var, ancak oynanan bu oyunu da görmeli ve özellikle arkasındaki ülkeleri açığa çıkartarak tüm dünyaya göstermeliyiz. Milli ve yerli teknolojiyle geliştirdiğimiz silah sistemleri ise her an olası bir operasyon ve hatta savaş için hazır hale getiriliyor. Şu an Yunan donanması, Fransız donanması ve İspanyol donanması Ege Denizi'nde ortak bir tatbikata başladılar. Yapılan bu tatbikatlar kapsamında Türkiye'yi yok etmeye yönelik pek çok harekat taktiği geliştiriliyor ve ordular arasındaki işbirliği ve koordinasyon arttırılıyor. Bu gerçekten bir savaş hazırlığı. Devletler tatbikat maksadıyla ya da bahanesiyle bulunduğumuz bölgeye askeri yığınak yapmaya başladı. Hatırlayacak olursanız Rusya-Ukrayna savaşı da aynı şekilde başlamıştı. Rusya saldırmayacağım diyerek, sadece tatbikat amacıyla diyerek askeri sevkiyatlarını gerçekleştirmiş ve bir gece Ukrayna'ya girmişti. Batı dünyasının da tatbikatlar bahanesiyle bunu gerçekleştirme ihtimali var. Şu an Fransız donanması ve İspanyol donanmasına ait pek çok gemi Ege Denizi'ne geldi.
Yunanistan'la tatbikat yapıyorlar. Ama bu işin bahanesi olabilir ve her an toplar Türkiye'ye dönüp taarruza geçebilirler. Tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri şu an onları saniye saniye izliyor. Silahlı insansız hava araçlarımız 24 saat esasıyla Yunan ordusunu ve diğer müttefiklerinin silahlı kuvvetlerini takip ediyor ve kayıt altına alıyor. Türk ordusuysa gelecek vur emrini bekler vaziyette. İki ülke arasındaki gerilimin bu kadar tırmanmasına sebep olansa bizzat Yunanistan. Yunanistan, Türkiye'nin saldıran ilk taraf olmasını sağlamak amacıyla Türkiye'nin hiçbir suretle kabul edemeyeceği hamleleri yapıyor. Ve şimdi de öyle bir hamleye hazırlanıyorlar ki bunu gerçekleştirmeleri halinde savaş kaçınılmaz olacak. Yunanistan, Türkiye'nin savaş sebebi sayacağını daha önceden ilan ettiği kıta sahanlığı meselesini tekrardan gündeme getirmeye hazırlanıyor. Bakalım önümüzdeki günler bize neler getirecek. Ancak sıcak çatışma ihtimali hiç olmadığı kadar artmış durumda. Biz Türkiye olarak hiçbir devletin hak ve hukukunda göz koyan bir devlet değiliz. Ama birileri bizim vatanımıza, mavi vatanımıza veya bizzat ana karamıza göz koyarsa, namusumuz bildiğimiz vatanımızın bir karış toprağına el sürme cesaretini kendinde bulursa, bunun sonuçlarına da katlanmak zorunda. Şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşısında değil Fransa'sı, İspanya'sı, Yunanistan'ı, dünyanın süper güçleri birlik olup gelseler de karşı durma şansları evelallah bulunmuyor. Biz kendi vatanımızı kanımızın son damlasına kadar savunmayı atalarımızdan miras almış bir milletiz diyelim. Peki bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarınızı yazın. Yunanistan'a ve Fransa'ya ne gibi cevaplar vermek isterdiniz? Yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.